Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün yine Kadir Gecesi'nin alametlerini gözlemlemek için Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla bir beldeye çıkacağız. Ve orada gecenin alametlerine bakacağız. Allah Azze ve Celle nasip ederse gecenin alametlerinden sonra da sabahın doğan güneşine bakacağız inşallah. Kardeşler, şu ana kadar çektiğimiz videoların içinde 3. gün diye başlık attığımız bir videomuz var. Bu video şu anda Kadir Gecesi'nin alametleri içinde en çok yakın olan bir video. Yani bundan sonra böyle bir videoya rastlamazsak muhtemelen Allah Azze ve Celle en doğrusunu biliyor. O 3. gün diye başlık attığımız videonun Kadir Gecesi olma ihtimali çok kuvvetli. Kardeşler, dediğim gibi inşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse şu anda gecenin alametlerini izlemek için gidiyoruz. Evet kardeşlerim, şu anda gecenin alametlerini gözlemlemek için az kaldı, yaklaştık kardeşler. İnşallah burada gecenin alametlerini gözleyeceğiz hep beraber. Allah Azze ve Celle nasip ederse sabahı da güneşine gideceğiz inşallah. Şu anda gecenin alametlerini gözlemlemek için varacağımız yere az kaldı kardeşler. Evet kardeşlerim, şu anda gecenin alametlerini gözlemlemek için beldeye geldik. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla. Burada biraz duracağız. Ondan sonra inşallah kararlarımızı vereceğiz geceyle ilgili. En doğrusunu Allah Azze ve Celle biliyor. Şu anda ilk öncelikle ben kendi hissettiklerimi söyleyeyim. Hava hafif bulutlu. Şu anlık söylüyoruz bunları. Hava biraz soğuk. Tekli gece olması hasebiyle yani Kadir Gecesi olması ihtimallerinden, ama alametlere de baktığımız zaman havanın soğuk olması, biraz bulutlu olması, şu anda berraklık ben tam anlamıyla hissedemiyorum kardeşler de. Yani bunlar şu anda, çünkü havada biraz bulutlu. Kardeşler, bunun asıl alameti, en büyük alameti, güneşin beyaz ışınlarla göz almaksızın doğmasıdır. Yani güneştir kardeşler. Kadir Gecesi'nin en büyük alameti güneştir. Allah Azze ve Celle nasip ederse sabahta güneşine baktığımız zaman inşallah tam anlamıyla kararımızı vereceğiz. Bir de kardeşim senden alayım, yani şu anlık ne diyorsun? Geçmiş günlere nazaran Allah-u Alem, bayağı bir rüzgar var. Havada yıldızlar az. Az da bulut. Yani. Ama üşüten bir hava var. Yani. Üşüten, ben de üşüdüm yani şu anda. Öyle. İnşallah bakacağız kardeşler. Birazdan tekrar devam edeceğiz gözlemlemeye inşallah. Kardeşlerim, şu anda gecenin alametlerine bakmaya devam ediyoruz. Yani şu an gecesinde hemen hemen hiçbir alamet yoktur desek yeridir. Yüce Allah Azze ve Celle en doğrusunu biliyor. Yani hava biraz daha kaldık şu anda. Hava bildiğiniz buz gibi yani. Resmen üşütüyor kardeşler. Yani çünkü Kadir Gecesi'nin alametlerinden bir tanesi havanın vasat olması, sıcak ve soğuk arasında, hani vasat, üşütmeyen bir hava, bir de yakmayan bir hava. Havası bulutlu. Ondan sonra kardeşler, gecesinin berraklığı, parlaklığı çok yok. Daha sonra söyleyeceğimiz kardeşler, yıldız kaymasıyla ilgili şu anda hiçbir şeye rastlamadık. Yıldızlara bakıyoruz. Yıldızlar çok az. Az gözüküyor yıldızlar. Yani dediğim gibi en belirgin gecenin alametlerinden olan güneşin beyaz şekilde, beyaz ışınlarla göz almaksızın doğmasıdır. Bu alameti gördüğümüz vakit hani umulur ki bizim tahminlerimiz Kadir Gecesi'dir deriz. Bu videoda, şu anda böyle bir çektiğimiz bir videoda 3. gün diye belirttiğimiz bir videomuz var bizim kardeşler. O videoya bakarsanız en belirgin, hem gecesinde
hem de güneşin göz almayan ışınlarla doğduğu tek çekim yaptığımız o videodur. Yüksek ihtimalle eğer başka bir şekilde bu kalan diğer sahil günlerde de bugünün sabahında da güneşi böyle bulamazsak muhtemelen Kadir Gecesi o üçüncü gün diye başlık attığımız videodur kardeşler. En doğrusunu Allah Azze ve Celle biliyor. Yani bizler Kadir Gecesi'ni arıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi Kadir Gecesi'ni arayınız. Umulur ki bizler de kardeşlerle beraber geldik buraya. Sünnete ittiba ederek Allah Azze ve Celle'den hüsnü zannımız buna ecir alırız kardeşler. İnşallah biraz daha durup son görüşlerimizi de bildirip gecenin alametlerini size söyledikten sonra sabahın doğan güneşine bakacağız kardeşler. Kardeşlerim şu anda özetleyecek olursak Kadir Gecesi'nin alametlerinden havasının vasat olmasıyla ilgili. Havası vasat değil, üşüten bir hava var kardeşler. Hava üşütüyor. Yani çok değil ama hava bulutlu. Yıldızlar çok az. Gecesi parlak gözükmüyor. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Yani sabah doğan güneşine tabii ki kesinlikle bakacağız. Müslüm'ün rivayetinde geçen en belirgin özelliği, alametlerinden bir tanesi güneşin beyaz göz almayan ışınlarla doğmasıdır kardeşler. Eğer yani geceyi söyleyecek olursak, gecenin alametlerinde en doğrusunu Allah Azze ve Celle biliyor. Kadir Gecesi'nin alametleri yok gibi görüyoruz kardeşler. Ben bir de İsmail kardeşime söyleyeyim. O da selamünaleyküm, huzurlarında şey. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşim. Allahu alem. Hava aşırı rüzgarlı. Ömer abinin de dediği gibi yıldız yok. Hava serin. Yani tabii gündüzü görmeden bir şey diyemeyiz ama bizim bulunduğumuz konumda ve bölgede gecesi, Kadir Gecesi'ni anlatan, onu ifade eden şeylerle hiç çakışmıyor ve uyuşmuyor. Allahu alem. Benimki sadece bir yorum. Evet. Yani abi benim yorumum da seninki gibi. Aynen kardeşim. Sadece biz kardeşlere zaten diyoruz bu bir tahmin. En doğrusunu Allah Azze ve Celle biliyor. Biz sadece Kadir Gecesi'ni arayıp sünnete ittiba sevabı almak istiyoruz kardeşler. Altını çiziyoruz özellikle. Yusuf kardeşim sen ne diyorsun inşallah? Yıldızlar geçmiş günlere nazaran az. Rüzgarlı bir hava var. Üşüten bir hava var. Evet. O zaman özetleyelim Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla. Kardeşler sabah güneşin doğuşuna bakacağız. Dediğimiz gibi şu anda hep beraber bir konuda fikre vardık. Bugün Kadir Gecesi'nin alametleri bulunduğumuz bölgede şu anda hiçbir alamete rastlamadık kardeşler. En doğrusunu Yüce Allah Azze ve Celle biliyor. Onun için güneş en belirgin özelliğidir diyoruz. Bunu asla unutmayalım. Ama gecesinde alametleri biz göremedik kardeşler. İnşallah sabahın güneşinde buluşmak üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Selamun aleyküm kardeşlerim. Şu anda güneşin doğuşunu izlemeye gidiyoruz kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla. Kardeşler gecesinde en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Gecesinin alametlerinden ilk defa bir günde bir gecenin alametlerine hiç rastlamadık. Tekrar altını çiziyorum. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Bir de biliyorsunuz dün Diyanet'in belirlemiş olduğu şekilde de her sene olduğu gibi 27. gecesini Kadir Gecesi ilan edip bu şekilde insanları yönlendirmeleri ve sabitlemeleri, yani biz bilmiyoruz, Allah Azze ve Celle muhakkak bunda da bir şeyler vardır kardeşler. Yani diğer günlerde gecenin alametlerinde en azından her günde bir iki alamet görürken 27. gecesinde hiçbir alamete rastlamadık. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Kadir Gecesi'ni son 10 günde arayınız. 10 günlerin içinde tekli gecede arayınız. Evet, 27. gecesinin de olma ihtimali kesinlikle var. Daha güneşe
varmadık. Daha güneşin doğuşuna şahit olmadık. Güneşi de Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla inşallah çekeceğiz kardeşler. Hep beraber bakacağız ve göreceğiz. İnşallah beraber konuşacağız kardeşler. Evet kardeşlerim, şu anda güneşin doğacağı yere doğru yaklaşmaktayız. İnşallah beraber güneşin doğuşuna şahitlik yapacağız kardeşler. Evet kardeşlerim, şu an güneşin doğacağı yere doğru yaklaşıyoruz. Kardeşlerim, bir de devamlı mesajlarda şöyle bir soru geliyor. Onu da belirteyim Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Şimdi abi, sen diyor 27 yazmışsın ama diyor bugün 26'sıydı. Kardeşlerim, biz güneşin doğuşuna gittiğimiz için güneşin doğuşundaki gün hangi günse onu yazarız. Gecesi de bir gün öncesidir yani. Siz öyle algılayacaksınız inşallah. Mesela bugün güneşin doğuşuna 28 yazacağız ama gecesi 27. İnşallah anlaşılmıştır kardeşler. Evet kardeşlerim, şu anda güneşin doğacağı yere geldik. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla birazdan güneşin doğuşuna şahitlik yapacağız. Şu anda önü açık. İnşallah hep beraber güneşin doğuşuna şahitlik yapacağız. Kardeşlerim, gecesinde alametleri yoktu. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Dediğimiz gibi en belirgin özelliği olan güneş, gecesinin sabahı doğan güneşine bakmaya geldik. Bir de sorular oluyor. Tekrar bir hatırlattıydım, bir daha bir hatırlatayım. Mesela biz gün atıyoruz. İşte bugün de 28. gün diyeceğiz başlığımızda. 28. gün dediğimiz zaman 28. gecesi anlamında değil. Biz güneşin doğuşunu çektiğimiz için bu tarih bugünün tarihidir. 28. gün, gecesi 27'dir. Yani Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla bunu böyle anlayacağız kardeşler. Bazı kardeşler anlayamamış, bunu belirtelim inşallah. Dediğimiz gibi gecesinin alametlerine baktık. Gecesinin alametlerinde hemen hemen hiçbir şeye rastlayamadık. En doğrusunu Allah Azze ve Celle biliyor. Beraber güneşin doğuşuna şahitlik yapacağız kardeşler inşallah. Az kaldı güneşin doğmasına. Evet kardeşlerim, şu an doğuşuna şahitlik yapıyoruz. Bir yakınlaştırayım. Bakın kardeşler, şu anda uç gösterdi. Evet kardeşler, güneş şu anda yükseliyor. Yakınlaştırdım kardeşler size de. Evet kardeşlerim, bir mızrak boyu yükseldiği zaman inşallah kararımızı vereceğiz. Hem çıplak gözle hem kamerayla ışınların gelişini şu an itibariyle biraz işte kızılımsı, turuncumsu doğuyor. Tabii daha net bir karar söyleyemeyiz kardeşler. Bir çıksın Allah'ın izniyle.
Videoyu burada durduruyorum kardeşler. Çıktıktan sonra tekrar çekime devam edeceğim inşallah. Evet kardeşlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güneş şu an itibariyle yükseliyor. Daha erken kardeşlerim, bir mızrak boyu yükselmesini bekleyeceğiz inşallah. Biraz yaklaştırayım kardeşlerim. Kardeşlerim daha bir mızrak yükselmesini bekleyeceğiz. Yani hafif, çok az bir şey kaldı. Yani şu an itibariyle zaten en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Ben kardeşlerime de soracağım. Yani benim gözümü alıyor kardeşler. Ama hani tam net konuşalım inşallah. Biraz daha bekleyelim. Evet kardeşlerim, şu anda güneş göz alan ışınlarla doğdu. En doğrusunu Allah Azze ve Celle biliyor. Gecesinde hiç alametleri yoktu. Güneşinde de alameti yok. Yani 27. gecesi olarak bilinen bu gecede Kadir Gecesi'nin alametlerini gecede göremedik. Güneşin de göz almayan ışınları olmadan doğuşunu göremedik. Şu anda güneş göz alarak doğuyor. Dediğimiz gibi çektiğimiz videoların içinde şu anda 3. gün diye belirttiğimiz bir video var kardeşler. Diğer kalan sahir günleri de takip edeceğiz inşallah. O 3. gün videosu Allahu Alem Kadir Gecesi olma ihtimali çok kuvvetli kardeşler. Tabii diğer kalan günlere de gelip sahir günlere de inşallah bitirip takip edeceğiz kardeşler. Evet kardeşlerim, güneş şu anda göz alan ışınlarla doğdu. Ben şu anda kardeşim sana sorayım inşallah. Benim gözüm alıyor şu an. Yaklaştırdım. Göz alan ışınlarla doğdu, gözüm alıyor. Evet. Gecesinde de zaten bizim izlediğimiz kadarıyla, gözlemlediğimiz kadarıyla alamet de yoktu. Kardeşim sen inşallah. Göz alan ışınlarla doğdu. Evet kardeşim. Allah Azze ve Celle en doğrusunu biliyor kardeşler. Şu ana kadar yaptığımız videoların içinde 3. gün diye belirttiğimiz başlıklı videoda o gecenin Kadir Gecesi olma ihtimali çok kuvvetli. Lakin diğer kalan sahir günleri de takip edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.